FETÖ mensuplarının devletin en mahrem bilgilerine ulaşmak için akıl almaz oyunlarına bir yenisi daha eklediği ortaya çıktı. FETÖ'nün devlet büyüklerini daha kolay dinlemek için telefon ürettiği tespit edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, birçok eski bakan yüksek yargı üyelerinin usulsüz dinlenmesiyle ilgili davada FETÖ mensuplarına ceza yağdı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıkladı. FETÖ mensubu hainler devlet büyüklerini daha rahat dinlemek için zayıf şifrelemeli kriptolu telefon ürettiği tespit edildi. FETÖ mensupları Milcep K1 kriptolu telefonları kolay dinleniyor gerekçesiyle toplattı. Yerine de Milcep K2 telefonları üretildi. Ancak Milcep K2 telefonlarının kriptoları bilerek daha zayıf tasarlandı. <laughs> Casus telefonlar hiçbir emniyet, güvenlik sertifikasyon testine tabi tutulmadı. Telefonlar önce Milli Güvenlik Kurulu'na sonra da devlet büyüklerine talep gelmemesine rağmen verildi. <laughs> Casus telefonlar mahkemece görevlendirilen 3 bilirkişi tarafından da incelendi. Uygulamalı testlerde casus telefonların 45 saniyede kırıldığı tespit edildi. FETÖ mensupları bu yolla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam 59 kez dinlemeye teşebbüs etti. Devletin mahrem kalması gereken gizli bilgilerine casusluk için üretilen telefonlar sayesinde kolayca ulaşıldı ve o bilgiler FETÖ mensupları tarafından yurt dışına sızdırıldı.